Bismillahirrahmanirrahim. Efendim tekrar hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dönem sonu oldu ve araya final sınavlarımız girdiği için derslerimiz doğal olarak biraz aksadı. Sizler de malumunuz olduğu üzere bu fakültedeki meşguliyetlerden haberdarsınız. Bugün kısmet olursa Arapça mantık dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son derece önemli bir konuyu işliyorduk. Hemen metnimizi açalım mı? Onun üzerinden konuşalım ve en azından siz değerli izleyenlere nerede kaldığımızı ve nereden devam edeceğimizi de göstermiş olalım. Şimdi hatırlayacağınız üzere internetimin de kesilmesi nedeniyle devam edemediğim yakiniyat olarak temel kavramları işliyoruz ve bunlardan yakiniyat olanı ele aldık. Yakiniyat olarak ele aldığımız başlığın altında hatırlayacağınız üzere 6 tane madde vardı. Bunlardan 6.'sına fıtriyat olana geldik. Buradayız. Alındığını biraz incelteyim. Evet, 6.'sındayız. Fıtriyata geldik. Burada kalmıştık. Şimdi bunları bir hatırlayalım. Müellif bize temel kavramları veriyor. 8 tane temel kavram verecek. Affedersiniz. Bu temel kavramların birincisi bedihiyat, yakiniyat idi. Bunun altında 6 tane alt kategoriden bahsetti. Hemen hatırlayalım. Evveliyat. Birincisi evveliyat, ikincisi müşahedat, üçüncüsü tecrübiyat, dördüncüsü mütevatirat, beşincisi hadsiyat, en son işlediğimiz derste, altıncısı el-fıtriyattır. Bu fıtriyatı bitirdikten sonra bunların üzerinde bir genel değerlendirme yapacağım müsaadenizle. Orada da konuyu daha farklı boyutlarıyla konuşacağız. Şimdi öncelikle el fıtriyattan biraz söz edelim. Fıtriyatı müellifin tanımlaması ve verdiği örnekler üzerinden zaten ele alacağız ve üzerinde duracağız. Genel olarak mantık kaynaklarımızda, özellikle de felsefi kaynaklarımızda bir ıstılah olarak fıtriyat dediğimizde bundan her zaman verili olanı kastederiz. Yani yaratılışta, fıtratımızda bize verili olan, kodlanmış olanlar dikkate alınır. Böyle olunca fıtriyat insan da dahil tüm canlıların var olurken varoluşlarında, suretlerinde, yaratılışlarında kendilerine verilmiş olanları sanki önceden onları bir kullanma eğitiminden geçmiş gibi rahatlıkla kullanabilir olmayı bilmek bu manada fıtriyat ve yakıniyattır. Mesela şöyle söyleyelim. Ruhumuzun vücut bedenini kullanmak üzere oturan bir şoför olduğunu düşünelim. Arabayı kullanmak için nasıl ki bir şoförlük eğitimi alıyoruz, bazı temel bilgileri öğreniyoruz ve arabayı kullanabiliyoruz işte vitestir vesairedir. Ama her canlı kendisini idrak ettiği bedenini nasıl kullanacağını bir eğitim almaksızın bilir ve yerine getirir. Bir eğitime gerek yok. İşte buna fıtriyat diyoruz. Yani yaratılışımızda sahip olduğumuz şeyleri kullanma becerimiz fıtriyattır. Bunlar bize verilidir. Bu bilgiler verili, yani a priori bilgilerdir bunlar. Dolayısıyla fıtriyat dediğimiz şeyleri birazdan vereceği örnekte de göreceğiz. Matematik örneğini vermiş. Çok iyi bir örnek değil o. Akliyata verse daha iyi olurdu onu ama efendim dolayısıyla matematik bilmek, mantık ilkelerine sahip olmak insan hayvanın natık oluşun bir sonucudur. Bunlar bizde verilidir. Verili olmasa insan matematik diye bir şey icat edemez. Böyle bir şey icat etme zordur. Onun iddiaları verili, a priori temel kategorileri bizde verili olmazsa bunları yapamayız. Örneğin mesela
Üç boyut algılamamız bizde verilidir. Mekanı üç boyut olarak algılarız. Bunlar verilidir, fıtriyattır, bedihiyattır. Bu bilgiler yadsınamaz. Herkes bu bilgilere sahiptir ve dolayısıyla yakiniyattır. Fıtriyatı bu manada bir yakini bilgi olarak, başlık olarak kullanabilir miyiz? Kullanırız. Nitekim müellif de kullanmış. Ama çok gerekli mi? Bence değil. Dolayısıyla buradan hareketle şunu söylüyoruz. Mesela insan cisim dendiğinde onun bir ağırlığının, bir büyüklüğünün, hacminin yer kapladığını bilgisine anında sahip olur. İşte bu fıtriyat, müellifin de birazdan bize söyleyeceği gibi bilginin zuhur ettiği zemindir, vasattır. Yani yaratılışımız sahip olduğumuz bu bilginin zeminidir, vasatıdır. Bu yaratılışımız, vasat bizde kimi bilgilerin zuhurunun nedenidir. Orada bu bilgiler bizim varoluşumuza bağlı olarak bizimle birlikte var olurlar. Ve bunları bilmek için herhangi bir şeye ihtiyaç hissetmeyiz. Sadece ilgili bilginin zeminine ihtiyaç duyarız. Her bilgi farklı zemine ihtiyaç duyar. Mesela hareket, hacim vesaire gibi şeyler farklı zamanlara, farklı affedersin, farklı vasatlara, farklı zeminlere efendim ihtiyaç duyar. Bunlar var olduğunda bilgi de var olur. Şimdi hemen müellifin fıtriyatı tanımlamasını okuyalım. Verdiği örnek üzerinde de biraz duralım ve bunu geçelim. Sonra çünkü 6 tane bu maddeyi biraz birlikte değerlendirmek istiyorum. Vahiyel kadaya bu fıtriyat dediğimiz şeyler de önermelerdir. Peki bu önermeler ve benzerleri elleti kıyasatuha bu fıtriyata eklenebilecek ya da bu fıtriyat içinde değerlendirebilecek benzerleriyle birlikte bu önermeler yani innel akle la yusaddiku biha bi mucerredi tasavvuri tarafeyha. Bu tür fıtriyat içinde değerlendirdiğimiz önermeler, bu önermelerin tarafları neydi? Mevzu mahmul. Bunları akıl kel evveliyat. Bakın ilki evveliyattı. Evveliyatta olduğu gibi sadece akli olarak, tasavvuri olarak ne yapmaz? Onların doğruluğunu fark etmez. Bu önermenin geçerliliğini ve doğruluğunu akıl doğrudan evveliyatta olduğu gibi orada ne demiştik? Bila vasıta. Ez-zihnu yentakilu bila vasıta. Zihin vasıtasız olarak bu bilgiye intikal eder. Bu evveliyattır demiştik. Şimdi burada diyor ki fıtriyatın da bu evveliyata benzeyen yönü yani aklın yaratılış açısından işlevselliğini ele aldığımıza göre ona benzer tarafı var. O işte benzerlikten hareket ederek buradaki farka dikkatimizi çekmeye çalışıyor ve diyor ki burada evveliyatta olduğu gibi akıl doğrudan doğruya efendim mevzu ile mahmul arasındaki ilişkiye intikal etmez. Bel bilakis labudde laha min vasat bir mevzu ve mahmulün şöyle yazalım şuraya mevzu ile mahmulün ilişkisini ve doğruluğunu bize gösterecek bir vasat, bir ortam gerekir. Böyle bir ortam olduğunda insan bu bilgiye bedihi olarak erişir. İlla en hazel vasat bu ortam ancak bu ortam leyse mimma yezhebu aniz zihni hatta yahtaç ila talebin ve fikrin. Talep burada mahmul sonuçtur. Yani önermenin sonucudur. Matlup ve talep diyoruz buna biliyorsunuz. Ve bir düşünce. Bu sonuca ve bu düşünceye erişmek için zihin kendisinden hareket edeceği bir muhtaç olduğu başlangıç noktası değildir. Çünkü verilidir. Yani zihin böyle bir şey bulmaya ihtiyaç duymaz. Bu bizde verilidir. Zaten buna sahibiz. Demek ki burada şu cümle isterseniz şöyle vurgulayalım onu. Demek ki fıtriyata dair bilgiyi elde edeceğimiz şey bir zeminde, bir vasatta ortaya çıkar. Bu da bizde zihnin
bir sonuca ve bir düşünceye ulaşmak için ve fikre bir düşünceye ulaşmak için ihtiyaç duyduğu bir başlangıç noktası değildir. Zihnin intikal edeceği bir yer değildir. Bunlar bizde verilidir. Onun için diyor ki bakın, فَكُلَّمَا اَحْضَرَ ne zaman ki bir önermenin sonucu mevcut olur, اَحْضَرَ bir önermenin sonucu var biliyorsunuz. Sonuç önermemiz gerçekleşir. Yani bir elimizde bilgi. Matlup nedir? Bilgidir. Bir bilgi, bir sonuç ortaya çıkar. Fizzihni, aklımızda, zihinde. İşte bu bilgi ortaya çıkar çıkmaz. Hazara tasdiku bihi. Bu bilginin tasdiki, yani bilgi nedir? Tasavvuri olandır. Tasdiki nedir? Karşılığıdır. Çok affedersiniz. Bu bilginin tasdiki de lihuduril vasat ma'ahu, bu bilgiyle beraber ma'ahu, bu bilgiyle beraber o bilginin ortaya çıktığı ortam vasat da mevcut olduğu için, zaten vasatla birlikte ortaya çıktığı için, vasattan ayrılamadığı için akıl onu tasdik eder. Ve böylece demiş oluyor ki fıtriyata ait bilginin zuhur ettiği ortam ile, verili ortam ile birlikte oluşur. Bunlar birbirinden ayrılamazlardır. Bunları birbirinden ayıramayız. Matematik örneğini de onun için veriyor muhtemelen. Demek ki fıtri bilgi şudur. Bir, fıtri bilgi bizim yaratılmışta bize verili bilgidir. Bu bilgi bizde verili olduğu için, tüm canlılarda olduğu gibi, bu bilgiler bizde verilidir. Bu bilgilerin ortaya çıkacağı zemin, vasat, zuhur ettiğinde bilgi de zuhur eder. Çünkü bu bilgi vasattan ayrılamazdır. Vasatla birliktedir. Mesela mislu hakemna bi ennel isneyn humusul aşara. Asıl örneğimiz de buradan başladı. Mesela biz iki. Ne diyoruz? Beşte biridir. 10/5. Eşittir ki. Beşte biridir. Biz diyelim ki böyle bir hükümde bulunduk. Hakemna, yani biz önermede bulunduk. Dedik ki 2 yazalım önermeyi. 2 onun beşte biridir. Şimdi bu nasıl bir bilgidir de bu örneği fıtriyat içinde müellif bize veriyor. Bunu anlayalım. Fe inne hâzâ hukmun bedîhiyyûn. Bu bir hükmü bedihidir. Yani neden? Matematikseldir çünkü. Matematiğe ait bilgiler yanlışlanamaz olduğu için bedihidir. Yani 2'nin 10'un 5'te 1'i olduğu yadsınabilir değildir. Matematiksel doğrudur ve bedihidir. İlla ancak ennehu ma'lumun bi vasat. Ancak bu bir vasatta ortaya çıkar. Peki vasat nedir? 10'un 5'e bölümüdür. Bölümdür. Taksimdir. Aşağıda gelecek okuyacağız. Bölme işlemidir. Demek ki bölme işlemi 2'nin 10'un 5'te 1'i olmasının zeminidir. Eğer matematikte bölme işlemi diye bir işlemi olmasaydı böyle bir şey sonuca ulaşamazdık. Demek ki bir bölme işlemine bağlı. Mesela çarpmayı da böyle bir zemin olarak görebiliriz. Toplamayı da, çıkarmayı da. 4 işlemin 4'ü de nedir? Böyle bir zemindir. Şimdi o halde bizim 2, 5'in pardon 10'un 5'te 1'idir dediğimizde bu bir hükmü bedihidir. Ancak malumun bir vasat. Vasat nedir? Bir vasatı taksim, bölme işlemi, bölme zemininde gerçekleşir. Çünkü 2 li enel isneyn adedun adettir. Sayıdır. 2 bir sayıdır. Kat in kasemetil aşaratu ileyhi, 10 da 2'ye bölünür. Bakın bölme. Vasat. Bölünür. Ve ila erba'a 4'e de bölünür. Erba aksamın uhra, bununla nokta koyalım. Diğer bölümler kullun minha yusavihi. Sonuçta, matlupta
önermenin hükmü açısından bunların hepsi eşdeğerdir. Neden? Çünkü 2, 10 ikiye bölünebilir, 4'e bölünebilir, katlarına bölünebilir. Bunlar bölümlemedir ve efendim onun zemiyedir. Şimdi bu söylediğini bir ilke olarak söylüyor. Ve kullu ma yenkasimu adedi ileyhi ve ila erba. Tüm bu sözünü ettiğimiz sayıya ve dörde ve onun diğer bölümlerine, aksam-ı uhraya bölünebilen sayılar nedir? Kullu minha yusevvihi eşdeğerdir, eşittir. Neye? Fehuve humus. Zalikel adet. Bu efendim sayının beşte birine denktir. Yani şöyle söyleyelim. 10 bölü 5 eşittir 2. Sonucu 2 olan tüm bölümler yusavihi bu sonuca eşittir. Yani matematiksel olarak bunları çoğaltabiliriz. Ne kadar çoğaltabilirsek çoğaltalım ve bunların 2'ye eşitlendiğini gördüğümüzde tüm bölümler sonsuz sayıda ne kadar bölümlerseniz bölümleyelim. Bunların hepsi sonuçta 5'te 1'e, 10'un 5'te 1'ine tekabül eden rakamdır. Ve dolayısıyla bu bölme işlemiyle gerçekleşen bir bedihi matematiksel durumdur diyor müellif. Fel isnan çünkü 2 humusul aşara 10'un 5'te 1'idir. Yani anlatmaya çalıştığım şey. Ve mislu hadel kıyas bu ölçü hadirun fil zihn bakın bu ölçü zihinde mevcuttur. Hadır mevcuttur. La yahtacu ila kesbin ve nazar. Yani la yahtac ila kesbin ve nazarın önüne yazalım. Şöyle farklı bir renkle yazalım. A priori'dir. Çünkü nazar ve kesb bile olduğunda a posteriori olur. Demek ki bunlar bizim iktisap ettiğimiz yani bizim sonradan elde ettiğimiz bilgiler değil. Bunlar zihnimizde zaten mevcut olan a priori bilgilerdir, matematiksel bilgilerdir. Bölme olduğunda böyle, çarpma olduğunda böyle, çıkarma olduğunda böyle. Yani şunu söylemeye çalıştı müellif matematik örneği üzerinden. İkinin bölünebilirliği üzerinden konuyu ele aldı ve ikinin tüm bölünebilirliklerinde ikiye eşit olan tüm bölmelerin bölme zemininde, vasatında gerçekleştiğini ve bunun da fıtriyata dahil olduğunu söylemiş oldu. Yani fıtriyat dediği bir şeyin verili olduğu, a priori olduğu durumdan ibarettir. Peki şimdi bunları biraz değerlendirelim. Altı fıtriyat. Bu sekiz maddeyi bitirdikten sonra da bunların bir değerlendirmesini zaten yapacağım inşallah. Şimdi burada birer birer hemen hatırlayalım. Evveliyat. Aklın vasıtasız bir şekilde sonuca ulaştığı mevzu ve mahmulle ilişkili bir tasavvur ortaya koyduğu durumdu. Evveliyattı. Akıl vasıtasız. Müşahedat da akıl vasıtayla çünkü duyuları kullanıyor. Görmeyi, işitmeyi vesaireyi kullanıyor. Tecrübiyatta tüme varımı konuştuk. Tüme varım sorunlarıyla beraber konuştuk. Mütevatirat bir efendim nakildi, bilgi aktarımı idi. Bunu aşağıda meşhuratla birlikte yeniden mütevatiratı ele alacağım için maznunat içinde, meşhurat içinde yeniden ele alacağım. Oraya bırakıyorum. Hadsiyatta kişinin doğrudan birdenbire karşılaştığı herhangi bir durumda ya da gözlemlediği herhangi bir durumda onda aniden yani takili zihin diyor mantıkçılar. Zihnin birdenbire intikal ettiği ve o kişide oluşan bilgiydi ki bunun subjektifliğinden yakiniyatla olan ilişkisinin zayıflığından hadsiyatta yerinde bahsetmiştim. Belki bunları insandaki bir yeti üzerinden değerlendirerek böyle bir şey söylenebilir ama bu fıtriyatı da aynı şekilde az önce üzerinde durmaya çalıştığım gibi bizde verili olanlar, a priori olanlar kategorik olarak. Mesela mekan algımız a prioridir. Bizde verilidir. Onu Kant'ın ifadesiyle tecrübe ederiz. Sentetik a priori olur. Tecrübe ederiz. Ama sonuç itibariyle bizde verili olmasa bir mekan algımız akılda kategorik olarak zaman algımız
Verili olmasa bunları algılayamayız. Evet, bu kavramlar önemliydi çünkü ileri okumalarımızda bu kavramları kullanacağız çünkü çok fazlaca. Orada kullandığımızda hangi anlamlara geliyor olduğunun farkında olmamız iyi olur efendim. Şimdi şu başlığı farklı bir renklendirelim. El-maznunat. Bunların üzerinde daha önce de farklı münasebetlerle ben durdum bu konuların üzerinde ama şimdi ana kavramlar, temel kavramlardan hareket ederek bunların üzerinde duruyoruz. Peki o zaman birincisini hemen efendim yanına yazalım. Bir neydi? Yakiniyat. El-maznunat. Şimdi biz burada konuları işlerken daha önceki mantık derslerimizde de üzerinde durdum. Şöyle bir şemayı her zaman hatırınızda tutmanızı beklerim. %100 doğruluğunu söylediğimiz şeyler yakiniyattır. %100 yanlış olduğunu söylediklerimiz de safsatadır. Saçmalıktır, çelişkidir. Şimdi bunun arasında dereceler var. İşte şekten, zandan bahsetmiştik. %50 olandan, %50'nin altında, %50 üzerinde daha önceki şemalarda bahsetmiştik. Şimdi burada bir hususa dikkatinizi istirham edeceğim. Genel olarak tabii detaylarında bir kısım nüans farklılıkları söz konusu olmakla birlikte şöyle bir şey söylüyorum ben derslerde de bunun üzerinde dururken öğrencilerimizin zihninde tamamen yer etmesini amaçlayarak diyorum ki bilgiyi önce ikiye ayırıyoruz. Yakini olan, yakini olmayan. Yakini olmayanların hepsini maznunatın içinde yani zanni olmanın içinde ele alabiliriz. Neden? Çünkü biz bilgiyi daha önce de ele alırken dedik ki bilgi iki türlüdür. Yakini bilgi var, zanni bilgi var. Şimdi yakini bilgi de dereceleme olmaz. Zanni bilginin dereceleri vardır. Zanni bilgi var yakiniyata çok yakındır. Zanni bilgi var yakiniyattan çok uzaktır. Ama hepsi zannidir. O halde temel ölçümüzü belirleyelim. Bu temel ölçümüz üzerinden devam edelim. Çünkü bu bilgilerin zihinlerimizde yerleşmesi son derece önemli değerli arkadaşlar. Yakini bilgi dediğimiz zaman reddedilemezdir. Yani doğruluğu ya da yanlışlığı kesin. Doğruluğu kesin olduğunda da yakini bilgidir. Yanlışlığı kesin olduğunda da yakini bilgidir. Ama zanni bilgi doğruluk ve yanlışlığa sürekli açık olan bilgidir. O halde zihnimizin netleşmesi gereken hususun birisi şu. Eğer bir bilgi doğru da olabilir, yanlış da olabilirse imkan bakımından. Ama doğruluğa yanlışlıktan daha yakın olur, daha uzak olur. Fark etmez. Dereceler var dedik çünkü. Çünkü yazalım derece. Derecesi var. Ama ne olursa olsun derecesi doğruluğa ve yanlışlığa açık mı? Evet. O zaman zanni bilgidir. Maznunattır. Doğruluğu kesinleştiğinde yakiniye dönüşür. Yakini olan şüphe içerdiği andan itibaren zanniliğe düşer. Temel ölçümüz budur. Yani kat'ilik ve zannilik. Onun için bizim genel felsefe kaynaklarımızda yakiniyatla zanniyatı karşılaştırırken yakini zanni olarak değil de zanni kat'i olarak ifade edilir. Kat'i olan ve zanni olan. Ve huve kat'iyun yani bir mana yakiniyun demektir. Ve huve zanniyun leyse bir kat'iyin leyse bir yakiniyin demektir. Şimdi bu hatırlatma bunlar. Daha önce de konuştuk bunları. Bu hatırlatmadan sonra el maznunatı konuşabiliriz. Ve hiye ma'huzetun minez zan. Bakın. Bu zan sözcüğünden alınmıştır. Müştaktır. Ma'huzetun müştakkun minez zan. Zandan alınmış bir sözcüktür. Peki zan nedir? Bakın zan. Bunu efendim şöyle ikiye ayıralım. Bir hüsnü zan var. Bir suizan var. Hüsnü zan var. Dikkat buyurunuz.
Bir de ilmi zan var. Bizim sözünü ettiğimiz zan ilmi zandır. Hüsnü zan, sui zan ahlakidir. Bunlar ahlakidir. Bir de ilmi zan var. Yani bir şeyin doğruluk derecesi ve yanlışlık derecesini ölçmek bu ilmi bir zandır. Kur'an feçteni bu zan diyor. Zandan kaçının. Fe inne ba'da zan ifnun, değil mi? Hucurat suresinde zannın bir kısmı sizi günaha sokar. Size vebal ve bir günah getirir. Zandan sakının demek. Zan burada dikkat buyurunuz. Hüsnü zan ve suizan ikisi de arz edeceğim. Hangisi olursa olsun ahlakidir ve dikkat buyurunuz. Kişinin duygusal tepkisinin adıdır. Kişi duygusal tepki verdiğinde birisine karşı şeyi vardır. Efendim, muhabbeti, sevgisi vardır. Onda gördüğü kusurları bile kusur görmez. Ona hep hüsnü zanla bakar. Duygusaldır. Birisine karşı da antipatisi vardır. Ondaki güzellikleri bile kötülük olarak görür. Bir türlü onun güzel bir şey yapacağına ihtimal vermez. Yapsa da güzel olarak görmez. Bu da yine tepkiseldir. İşte ahlaki olanın manevi ve dini sorumluluğu da vardır. Ama ilmi olanın ne ahlaki ne de dini bir sorumluluğu vardır. Biz bir mevzu inceliyoruz. Bunun diyoruz ki doğruluk derecesi şu kadardır, eğrilik derecesi bu kadardır. Şundan dolayı doğruya daha yakın, bundan dolayı yanlışa daha yakındır diyoruz. İlmi zandır bu. Dolayısıyla bu ilmi zannın ahlaki olanla da dini olanla da alakası yok. Kur'an'ın da bizim efendim bir kısmı itibariyle günahkar olmamıza neden olacak diye uyardığı zan ahlaki olan, duygusal olan zandır. Bunu ifade ediyor. Şimdi bizim burada ele aldığımız felsefi ve mantıki konu olduğu için ilmi zandan söz ediyoruz. وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الزَّنِ zan sözcüğünden türemiştir. وَالزَّنِ الْمَقْصُودُ بِهِ zan onunla kastettiğimiz şey yani zannın anlamı bu istilahil manatıka mantıkçıların ıstılahında kavram olarak huve tercihu ahadi tarafeyl kadiyye. Bu bir önermenin tarafları içinde herhangi birisini tercihtir. Yani en nefi evl isbat bir önerme. Ne olabilir? El ispat doğru olabilir. Bir önerme ne olabilir? El nef yanlış olabilir. İşte zan bir önermenin doğru ya da yanlış olabilir ihtimalinde ki bu iki tarafa da tarafan meyillidir bu önerme. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Tercihun ahad. Bunlardan birini tercih ediyoruz. Yani doğruluğunu kabul ediyoruz. Ya da yanlışlığını kabul ediyoruz. Bu nedir? Bu bir zandır. Ma'a tecvizi tarafil ahar. Bakın. Hangi tarafı seçersek seçelim, diğer tarafın konumunu kabullenmek koşuluyla. Şimdi burayı biraz açalım müsaadenizle. Mesela çünkü bu derslerimiz bizim daha sonra inşallah kısmet olursa okuyacağımız özellikle usulü fıkıh kelam metinlerinde çok lazım olacak bize felsefe metinlerinde. Bir bilgi yakini ise içtihada akli bir yoruma ihtiyaç duyar mı? Hayır. O halde İçtihat zanniyat için geçerlidir. Buraya dikkat duyunuz lütfen. İçtihat
zanniyat için geçerlidir. Bizim önermemiz maznunat, zanniyat olduğunda doğru da olabiliyor, yanlış da olabiliyor mu? Evet. Bunlardan birinin tercihi içtihattır. Yani burada mantık ıstılahı olarak tercih dediğim şeyin adı içtihattır. Yani tercih ederiz, içtihat ederiz. Deriz ki bu, ben bunu doğru kabul ediyorum. Peki bunu söylediğimiz zaman geleneğimizde de usulü fıkıhta da bu çok önemli bir noktadır. Şunu da söylemiş oluruz. Ma'a tecvizi taraf ilahar. Müçtehit der ki, müçtehit, bu çok çok önemli sevgili öğrencilerim, değerli izleyenler. Bir husus dikkatinizi istirham ediyorum. Benim içtihadım doğrudur. Benim içtihadım doğrudur. Fakat yanlış olma ihtimali vardır. Bakın. Tecvizi taraf-ı lahardır. Taraf-ı lahar ne? Doğrunun karşı tarafı ne? Yanlış olmak. Peki içtihat ne? Bunlardan birini tercihtir. Müçtehit dedi ki benim içtihadım doğrudur. Ama yakini mi? Hayır. Zaten zanni alanda içtihat olur. Benim içtihadım doğrudur. Fakat neye açık? Yanlış olmaya. Müçtehit benim içtihadım doğrudur. Yanlış olma ihtimali var. Muhalifimin içtihadı yanlıştır. Doğru olma ihtimali var. Burayı iyi anlayalım ve son derece önemlidir. Onun için İslam geleneğinde her müçtehit musib ev musib hem peltekse hem satla sevap alır ve isabet eder demesinin sebebi budur. Çünkü zanniyat alanıdır. İçtihadının sevabını alır. Hakikatte isabet etmese bile. Çünkü hakikati Allah biliyor. Kimse bilmiyor. Zanniyat alanıdır. Bir önermenin maznunat içine şuraya girdiğinde, maznunatın sınırları içine girdiğinde X ya da Y oluşuna ilişkin kesin bilgi Allah'a aittir. İnsan burada ancak içtihad edebilir. İçtihad ettiğinde de arz etmeye çalıştığım gibi içtihad doğru da olabilir, yanlış da olabilir. İki tarafa da açıktır. Doğrudur diyen yanlışlığa açık olduğunu kabul etmek zorundadır. Yanlışdır diyen de yanlış olanın doğru olma ihtimalini kabul etmek zorundadır. Eğer izah edebildiysem bu son derece önemli bir husustu. Peki, şimdi tekrar bir daha okuyalım metni. Vahiyye me'huzetun mine zan. Ve zannul maksudu bihi bi ıstılahil menatıka huve tercihu ahadi tarafeyil kadiyye. Demek ki mantıkçılar bir önermenin iki ciheti olan nef ve ispat, doğruluk ve yanlışlıktan herhangi birini tercihten ibarettir. Maznunat. Hangisini tercih edersek edelim, diğerinin mevcudiyetini kabulle birlikte. Ma tecvizi taraf ilahar. Peki şimdi bunu müellif nasıl ele alıyor, örnekliyor onu görelim. Fel maznunat ala hada. Bu yapmış olduğumuz tanımlamaya göre diyor müellif maznunat. Şu anlama geliyor. Hiye kadaya. Yusattaku biha İttibaen li galibiz zan. Nasıl kabul edilirmiş? Doğrulanır. Yusattaku biha. Galibiz zan. Onun için bu galibuz zan üzerine tekrar yazıyorum. Galibuz zan içtihat demektir. İçtihadın fıkıhtaki anlamı zannı galiptir. Benim eğer hadis usulü derslerimi dinliyorsanız orada bu ifadeleri çok kullanıyorumdur. Çünkü çok önemli kavramlar bunlar. İçtihat zannı galiptir. Onun için mesela Buhari eserine bir rivayeti sahih olarak aldığında bunu zannı galibiyle, içtihadıyla alır. Buhari'nin zannı galibine göre bu rivayet sahihtir, eserini alır. Onun için de benim hadis usulünün daha birinci konusunda buna içtihaden hadis diyoruz. Neden içtihaden hadis diyoruz? Çünkü hadis olması Buhari'nin içtihadına bağlı. Çünkü Müslim'e göre onu sahih görmediği için Müslim'e göre hadis değil. Peki Müslim'e göre neye hadis değil? Müslim'in içtihadına göre hadis değil.
Yani hadis oluşu da içtihada bağlıdır. Olmayışı da içtihada bağlıdır. Onun için içtihaden hadis kavramını ürettim ve hadis usulüne böyle bir kavram kazandırdığımı düşünüyorum. Eserimde de bunu belirledim, yazdım. Zannı galiptir. Bu zannı galip söz konusu önermenin ister ispatına yönelik olsun ister nefyine yönelik olsun. İkisi de zannı galiptir. Doğruluğunu kabul ettiğinde de zannı galiptir. Nefyettiğinde, doğruluğunu reddettiğinde de zannı galiptir. Ma tecvizi nakizi diyor bakın. Karşıtını kabulle birlikte. Yani ispat ettiğinde nefyin imkanını, karşıtını kabul etmek zorunda. O da mümkün çünkü. Nefyi kabul ettiğinde ispatı nakizini kabul etmek zorunda. Kema yukalu meselen şöyle denildiği gibi. Fulanun yasarru aduvi fehuve yetekellemu aleyye. Bu sözcük yasarru sözcüğünün iki anlamını da söyleyebiliriz. Cümlenin geçtiği bağlamı bilmediğimiz için cümle olarak şöyle söyleyebiliriz. Birisi hakkında bakın fulan dedi zanda bulunuyor. Genellikle bu ahlaki bir zandır. Ben şimdi bunun başka bir misalini vereceğim. Az önce hadis örneğini verdim. Onu biraz daha açacağım müsaadenizle. Çünkü bu konular bizim için önemli. Falanca yesar bir şeyi ifşadır. Bir sırrı ifşadır. Açık etmektir. Düşmanıma açık ediyor benim sırlarımı. Fahuve yetekellemu aleyye. Aleyhime olacak. Benim zararıma olacak. Şeyleri söylüyor benim düşmanıma bu kimse diye. Bu suizandır ya da bir zandır. Adamla ilgili iyi bir şey düşünmüyor çünkü. Ya da düşmanımı aleyhimde konuşarak sevindiriyor da diyebiliriz. Düşmanımı mesrur ediyor. Niye? Aleyhime konuşuyor. Ya da fulanun la amele lehu fehuve safil. Bir kimse çalışmadığı için işlevsel değil, düşkündür diye efendim ifade ediyoruz. Bir kanaat belirtiyoruz. Bu açıklamaların üzerinden müelliften beklerdim ki böyle ahlaki vurgusu öne çıkan misaller değil de mantık ve felsefede ortaya çıkan karşılaştığımız örnekler versin. Örneğin az önce benim bir rivayetin sahih olması meselesi gibi. Mesela bir rivayetin bizim hadis usulünde öğrettiğimiz kaç efendim ihtimali söz konusu yazalım. Sahih olur, hasen olur, zayıf olur, mevzu olur, uydurma olur. Peki bunların dördünün de hükmü nedir? Zannidir. Bir rivayetin sahih olduğuna hükmeden, içtihad eden muhaddis, kendi içtihadıyla onun sahih olduğunu söylediğinde diğer tarafların da geçerliliğini kabul etmek zorundadır. Yani ben sahih kabul ediyorum ama hasen de olabilir, bu zayıf da olabilir. Hatta mevzu da olabilir, kabul etmek zorundadır. Çünkü zanniyat alanıdır bunlar. Keza bir müçtehit, Ebu Hanife bir konuda hâdâ caizun diyor. Evet, kâle Ebu Hanife. Hâdâ caizun dedi. Şimdi Ebu Hanife bu caizdir dediğinde bu Ebu Hanife'nin içtihadıdır. Bu şu manaya gelir. Gayru caiz olması da söz konusudur her zaman. İçtihattır çünkü. Gayrı caizdir. O halde maznunat dediğimizde fahuve zanniyün dediğimizde biz ne kastetmiş oluyoruz? Doğruluğa ve açık yanlışlığa açık, doğruluğunun ve yanlışlığının bir içtihadi tercih durumuna müsait olan alanı kastediyoruz. Doğruluğu ve yanlışlığının tercihi bir içtihat meselesidir. Mesela çok efendim geçtiği için bu tabirleri burada zikretmek istiyorum çünkü ileride bize lazım olacak. Mesela fıkıh kitabı okuyorsunuz, felsefe kitabı okuyorsunuz, ileri düzey kitap okuyorsunuz. Çoğunlukla rastladığınız bir ibaredir bu. Fihi nazar.
Bakın fihi nazar. Ne demek? Nazar ne demek? Görüş rey demektir. Reyun. Yani nazar reyun zanni demektir. Bir şey zanni. Burada farklı görüşler var demektir. Fihi nazar. Yani burası bu mevzu öyle yakini olarak tek bir hükme muhkem anlamda tek bir hükme sahip bir konu değil. Burada fihi nazar. Bir sürü burada farklı görüşler söz konusudur. Öyleyse fihi nazar maznunat demektir. Burada mevzuun lehinde aleyhinde ispatını nefyini ilişkilendirecek pek çok durumlar söz konusu. Fihi akval mesela. Burada görüşler var diyor. Bir konuda nasıl akval olabilir görüşler? Değil mi? İşte okuyun Fahri Razi merhumun tefsirini, eserlerini. Özellikle kendisinden önceki bilgileri toplaması bakımından Fahri Razi kilit bir isimdir. Onu da sık sık görürüz. Birçok görüşlerden söz eder. Bir konuda farklı görüşler söz ediyorsak hemen zihnimiz diyeceğiz ki bu alan maznunat alanıdır. Yani bilginin zanni olduğu alandır. Bilginin zanni olduğu alan ne demektir? Bitiriyorum. İçtihada açık alan demektir. İçtihada mesa olduğu alan demektir. Şimdi bir hususu daha müsaadenizle aklıma geldiği için fıkıh usulünde yazacağım. Bu mecelle ilkesidir aynı zamanda. Mevrid-i Nas'ta içtihada mesa yoktur. Mesa cevaz demektir. Bir konuda nas varsa içtihat yoktur. Ne demek? Biraz inceleyelim müsaadenizle. Mevrid-i Nas. Bir konuda nas var. Ama bu nas ne olması lazım? Bunu fıkıh usul derslerini işlerken inşallah üzerinde duracağız. Muhkem olması lazım. Yani o zaman bunu açalım. Mevridi nas muhkemde içtihada mesa yoktur. Çünkü nas var muhkemdir. Nas var muhkem değildir. Muhkem olmayanın bir sürü dereceleri var. Sadece müteşabih demek değil. Bir sürü dereceleri var. O halde demek ki bir nas muhkem değilse içtihada açık demektir. Nitekim inşallah bunları fıkıh usulü derslerimizde ki sanıyorum yazın başlayacağız inşallah bu derslere. Bunları bitirmiş olacağız. Umarım anlaşılmıştır. Üç el meşhurat. Şimdi bu meşhuratı biraz daha fazla konuşacağız. Öyle gözüküyor. Çünkü meşhurat ile bizim hadis alanımızı da doğrudan ilgilendirdiği için özellikle hadisle ilgilenen meslektaşlarım ve öğrencilerim için bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Meşhurat dediğimizde bu meşhuratın mütevatir olandan ayrılığını zihnimizde netleştirmemiz gerekiyor. Şimdi müsaade ederseniz ben bir beyaz tahta açacağım. Burada bir hususa dikkatinizi istirham etmeye çalışacağım. Pardon efendim. Paylaşımı kaybettim. Onu yeniden açayım. Şimdi burada hadis alanı bu konuyla ilgili son derece önemli bir örnek alanı olduğu için onun üzerinden devam etmek istiyorum. Rivayetleri biz ikiye ayırıyoruz. Ahad olanlar, mütevatir olanlar. Mütevatiri konuştuk, birazdan da konuşacağız mütevatir. Mütevatir olanlar sahihliği kat'i olanlar. Bunlar üzerinde ben hadis usul derslerinde de konuştum. Böyle lafzi mütevatir rivayetimiz olmadığını söyledik. Hepsi ahattır. Ahatı derecelendiriyorum. Bakın en üst derecede meşhur var. Meşhur. Hemen altında ne var? Aziz. Hemen altında ne var? Fert ve garip.
Üç tür rivayetimiz var. Bunu şöyle örneklememe müsaade edin lütfen. Hazreti Peygamber'den itibaren sahabi, tabi, tebe-i tabi, ravi, ravi ve muhaddis. Bunun da eseri var. Eser sahibi, muhaddis. Şimdi bir rivayetin sahabede tek, tabiinde tek, tebe-i tabiinde burada tek bir ravisi varsa buna mutlak fert, mutlak garip diyoruz. Her tabakada iki olursa aziz diyoruz. Üç ve daha fazla olursa meşhur diyoruz. Peki nereye kadar meşhur diyoruz? Mütevatir olana kadar. O zaman şöyle yazalım. Mütevatir, meşhur, aziz, fert. Sıralama bu. En üstte mütevatir var. Bir rivayet mütevatir olmadığı sürece meşhurdur. Kaç ravi tarafından nakledilirse edilsin meşhurdur. Demek ki meşhurun sınırı mütevatirdir. Meşhur %99,9 olsa meşhurdur. %100 olduğunda mütevatirdir. Bakın, meşhur olmak, birazdan üzerinde duracağız, zanni olmaktan kurtarmıyor. Şimdi bir şey meşhur olduğunda yanlışlanabilir mi? Evet. Örnekleyeceğiz birazdan. O halde yakini mi? Hayır. Öyleyse ne alana girer meşhur? Zanni maznunat, ahat maznunat demektir. Zanni alana girer. Bu bakımdan şimdi bu işlemiş olduğumuz dersin kavramlar açısından ne kadar önemsediğimin ve bizim ileri okumalarımız açısından mantık derslerimizde bunların ne kadar önemli olduğunun umarım farkındasınız ve fark ediyorsunuzdur. Bu ayrıntıları görmek, kavramlar arasındaki bu ilişkileri fark etmek son derece önemlidir. El meşhurat mesela okuyalım ve üzerinde duralım. Şimdi efendim. El meşhurat tüsemma ezzayiat. Zayiat yaygın demek. Evet hanım. Zayiat da denir buna. Yaygın demektir. Vahiyye kadaya bu meşhurat ve zayiat öyle önermedir ki işteharat beynen nas insanlar arasında yaygınlaşmıştır. Vada'a et tasdiku biha bu yaygınlaşan önermenin doğruluğu da doğru olarak kabul edilmesi de inde cemi'il ukala akıl sahiplerinin tamamı ev ekserihim ya da çoğunluğu ev taifetin hassatin özel bir grubu için söz konusudur. Yani buraya dikkat edelim lütfen. Çok önemli hususların altını çizeceğiz. Müellif diyor ki meşhurat dediğimiz şey öyle bir şey ki tüm akıl sahipleri kabul edebilir. Mümkündür. Çoğunluğu akıl sahiplerinin çoğunluğu kabul edebilir. Bir kısmı reddedebiliyor bakın. Az da olsa reddedenler var. Ya da özel bir grup onun doğru olduğunu kabul ediyor. Mütehassıslar mesela. Çoğu insan birçok ilmi konunun doğruluğunu idrak edemez. Ama mütehassıs idrak eder. Olabilir. İyi de şimdi bu meşhurat işte zanniyat içine girer. Çünkü ev bakın alternatifler çıktı. Ev. Bir konuda alternatif söz konusu olduğunda bu yakini olmaz. Bu maznunata girer. Çünkü şunu tercih edene göre şu, bunu tercih edene göre bu, bunu tercih edene göre diğerleri hatalı olmuş olur. Onun için de diyor biz meşhuratı iki anlamıyla ele alacağız. Bir, genel anlamıyla el meşhurat bil manal eam genel anlamıyla meşhurat. İki aşağıya inelim.
İki, el meşhurat bi manel ahas, özel anlamıyla meşhurat. Demek ki bir genel anlamıyla meşhuratı ele alacağız. İki, özel anlamıyla meşhuratı ele alacağız. Ve böylece meşhuratla birlikte biz dersimizi de inşallah bitirmiş olacağız. Ama bu meşhurat çok önemliydi. Üzerinde durmak ve maznunatla olan ilişkisini, mütevatir ile olan ilişkisini de zat-ı hallerinize arz etmeyi düşündüğüm için bu ilişkiyi kurmak bakımından da önem arz ediyordu. Peki, dikkat buyurunuz, tanımlıyor şimdi. El meşhurat bi manel am. Genel anlamıyla meşhur şudur. Vehiye elleti tatabakat ala alel itikadi biha. Bu genel anlamıyla meşhur olan önermeleri kabule alel itikadi biha, bu önermelere razı şu meşhurata. Bu meşhuratı kabul edip onları kabullenmeye, yani doğru kabul etmeye tatabakat ara'ul ukala kafeten, failimiz bu. Tüm akıllılar, akıl sahipleri bu şöhreti nedeniyle bu önermeler her neyse onları kabul ederler. Meşhur oluşu şöhreti kabulün bir gerekçesi olarak görür bu akıl sahipleri. Ve in kana allazi yed'u ila al-i'tikad biha kevnuha evveliyeten zaruriyeten fi haddi nefsiha ev leha vaki'un vera'et tatabukul arai aleyha. Her ne kadar bu kabul yed'u el-i'tikad ila al-i'tikad bi kevniha biha kevnuha evveliyeten zaruriye. Kabulü akli olarak zaruri olması bakımından. Yani öyle meşhur ki evveliye-i zaruriye gibidir. Yani evveliyat, yakiniyatı hatırlayın. Öyle meşhurdur ki onu kabul etmek akıl açısından zaruri bir şeydir. Neden? Fi haddi nefsiha, onun bizzat kendisinin tanımı ve sınırları içerisinde onun doğruluğunu kabul etmemiz gerekir. Ve leha ev, ya da bu kabulü gereken meşhuratın nesi vardır? Vakıun, bir gerçekliği, bir realitesi vardır. Vera etatabuk ile arayi aleyha. Onları kabul etme düşüncelerinin de ötesinde, yani bu meşhur olanları kabul ya da reddin de ötesinde reel bir karşılığı var. Meşhur efendim, ama aynı zamanda reel, vakii bir karşılığı var. Böyle olunca bu anlamıyla genel manada feteşmelül meşhurat bil manel ahas el atiye, aşağıda ikinci işaretledik. Aşağıda gelecek olan ehassı da kapsar, içine alır. Yani am olduğunda ehassı da içine alır. Neden? Çünkü ister evveliye zaruriye olsun, isterse vaki un vera tatabukul arai aleyha, kendisinin kabulüyle ilgili düşüncelerin ötesinde bir gerçekliği var, realitesi var. Bu açıdan olsun, böyle olduğunda meşhurat-ı ahası da içine alır. Ve teşmelü mislel evveliyat vel fıtriyat. Aynı şekilde bu genel anlamıyla evveliyatı, çünkü evveliye zaruriye dedi. Vel fıtriyat, fıtriyatı da içine alır. Ellatihiye min kısmil yakiniyat el bediyat. Yakiniyat ve bediyatın kısımlarından olan fıtriyat ve evveliyatı da içine alır. Neden? Çünkü bunların böyle bir a priori oluşu var. Fıtriyattır. Evveliyat var. Tasavvurattır. Mantıkidir. Ve realitedir. Vakaidir. Öyleyse şimdi karşımıza çok önemli bir durum çıkıyor. Burayı vurgulayalım müsaadenizle. Genel anlamıyla meşhurat dediğimizde bu meşhuratın kendi içinde çeşitleri var. Bu şekilde a priori olanı, fıtri olanı, tasavvuri olanı, realiteye uygun olanı kapsadığında
Artık bu meşhurat ne durumdadır? Mütevatirat durumundadır. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Artık burada adı el meşhurattır, bimanel am yani el mutevatirattır. Realiteye uygun, reddolunamazdır. Bu meşhurat eşittir, mütevatirattır. Bizim hadis külliyatlarında bu meşhuratlar muallak olarak yer alır. Muallak ne demek? İsnatsız rivayetler. Muhaddisler bunlara isnat zikretme ihtiyacı duymamışlardır. Onun için muallakları biz genel olarak zayıf hadisler için de zikrederiz. Ama oradaki muallakı meşhur değildir. Yani şöhretinden dolayı isnada ihtiyaç duyulmamış. O kadar peygambere aidiyeti meşhur ki bütün akıl sahipleri, hadisçi olsun olmasın, fakih olsun olmasın, herkes onun Hazreti Peygamber'in sözü olduğunda o kadar genel bir kanaate sahiptirler ki kimse an fulan an fulan haddesena ahberana deme ihtiyacı duymamışlardır. Bu muallaklar meşhurattır ve bu muallak adı lafzen muallaktır yani isnat itibariyle. Fakat hakikata fil hakika mutevatira. Mütevatirdir. Meşhurattır ve mütevatirdir. Şimdi dolayısıyla buradan hareketle meşhuratın bu anlamı önemlidir. Ve hala ve ala hada fakat bu söylenenler üzerinden ha şurayı okuduk değil mi? Fıtriyat elleti hiye min kısmil yakin evet bedehiyatı. Ve ala hada o zaman buna göre fakat tedhulul kadiyel vahide bazen buna şöyle bir önermede bu tanımlamanın içine dahil olur. Mislu kavlihim mesela şimdi az önce söylediğim şeyi örnek vermiş gibi olacak. El kullu azamu minel cüz. Bütün parçasından büyüktür. Peki bütün parçasından büyüktür. Evveliyat, akliyat, tasavvuri bir mantıki önermedir. Ama meşhurata saydı, zikretti. Neden? Çünkü bu önerme haliyle meşhur olmuştur. Dikkat buyurunuz. Burada müellif çok önemli bir nüansı bize söylemeye çalışıyor. Şimdi el kullu azamu minel cüz mantık açısından baktığımızda bunun doğruluğu meşhur olmasından mı? Hayır, evveliyat olmasındandır. Çünkü mantıki a priori bilgidir. Bunu reddedemeyiz. Bu bütün parçasından büyüktür. Bu kendiliğinden doğru bir şeydir. Peki dikkatliyorsunuz. Bu önerme bir de şöhret bulmuştur. Bu önerme yaygınlaşmış. Mantığın birçok önermeleri var. Halk bunu biliyor mu? Hayır ama bunu herkes bilir. Halk da bilir. Şimdi demek ki özünde doğruluğu yani yakiniyet ve mütevatir oluşu özündeki o kesinliği meşhurluğundan gelmiyor. Meşhur olduğu için doğru değil dikkat buyurunuz. Doğru olduğu için meşhur. Bunu yazmama izin verir misin? Bu çok önemli. Bunu yazalım. Bu ayrıntı son derece önemli. Şimdi meşhurat dediğimiz zaman bunun A doğru olduğu için işte bu saydığımız maddeler şunlar. A priori, tasavvuri, realite, vaka uygun. Doğru olduğu için meşhur ile B meşhur olduğu için doğru. Arasında çok büyük fark var. B olmaz. Çünkü meşhur olduğu için doğru olmayan birçok şey meşhur. Değil mi? Eskiden de dünyanın tepsi gibi olduğu çok meşhurdu. Dönmediği çok meşhurdu. Güneş bizim etrafımızda dönüyor oluşu tüm insanlık tarafından meşhurdu ama doğru değildi. Demek ki doğru olduğu için meşhur olmakla işte muallak mütevatirden söz ettim. Ayrı bir şey. Meşhur olduğu için doğru kabul etmek başka bir şey. İşte bizim buradaki söz konusu olan mantıkta ele aldığımız şey meşhurat meşhur olduğu için doğru kabuldür. B'dir, A değil. Ama müellif ikiye ayırdı. Genel anlamıyla onu mütevatirle eşleştirdi. Ve ahas anlamından ayırt etti. Şimdi
Sadece meşhur olmasından hareketle onun doğruluğundan söz edersek bu ayrı bir şey, sıkıntılıdır. Şu Ehassı da okuyalım, sonra kısa bir değerlendirme yaparak bitirelim. İki, Es-sani el-meşhurat bi ma'nel ahas. Özel anlamda meşhur. Burada artık özel anlamda. Evil meşhurat es-sırfe. Sırfe bi ma'na el-mahza. Bu demin şu B şıkkında söylediğini anlatıyor. Sırf meşhur olduğu için. Sadece meşhur olması nedeniyle. Ve hiye ahakkum bi sıdk. Onun doğru olmayı hak etmesi ya da doğru kabul etmesi nedir? Vasfu şöhreti aleyha. Onun doğru kabul edilmesinin sebebi şöhret bulmasıdır. Çok yaygın olmasıdır. لِأَنَّهَا الْقَضَايَا اَلَّتِي لَا عُمْدَةَ لَهَا فِي التَّصْدِيقِ اِلَّا الشُّهْرَةِ. Bakın, böyle bir önermenin doğruluğunun dayanağı, umde dayanağı meşhur olmasından başka bir şey değildir. Yani yukarıda söylediğimiz gibi a priori, tasavvuri, realiteyle desteklenmek vesaire gibi birinci çıkta meşhurat-ı am olanda el aldığımız gibi böyle bir umdesi, böyle bir dayanağı yok ya. B şıkkı az önce söylediğim gibi sadece şöhret bulmuştur. İlla şöhretu ve umumul itirafi biha. Herkes onu kabul ettiği için, herkes öyle bildiği için. Herkes öyle bildiği için bunlar ne oluyor? Meşhurat oluyor ve doğru kabul ediyor. Mesela ke husnil adil, adaletin güzelliği ve kubhizal zulm, zulmün kötülüğü. Ke vucubi zeb anil haram, haramdan uzak durmanın gerekliliği. Ve istihcani izâ il hayvan la ligarat. Bence bu la ligarat bir hayvan sever olarak beni hoş göreceğinizi bekliyorum. Buna gerek yoktu. Bir garaz olsa bile ki bu niye lali garaz yazdığını söyleyeceğim birazdan. Bence garazsız da. Hayvana istihcan, eziyet etmek nahoştur. İstihcan nahoş. İzail hayvan. Herhangi bir amaç, bir gaye olmaksızın. Eziyetin gayesi olmaz. Hayvana eziyet kabihtir. Ama işte yemek için kesiliyor, kurban için kesiliyor. Bu da bir eziyettir ama bunun bir amacı gayesi olduğu için bunlar müstesnadır demiş oluyor müellif böylece. Peki şimdi verilen misaller meşhurat ahas, özel anlamda meşhurat yapmış olduğu tanıma uygun misaller mi bunlar? Bir daha okuyalım. Bu meşhuratın bu sefer de efendim tekrar merhaba. Bir kopukluk oldu. Bilgisayarımın pili bitti. İkidir mantık derslerinde böyle sorun oluyor. Kusura bakmayın. Şimdi ekran hemen paylaşalım. Kaldığımız yerden dersimizi devam ettirelim. Gördüğünüz gibi meşhuratın iki efendim genel ve özel olanından bahsediyorduk ve genel olarak bitti aslında ders ama birkaç toparlamam gereken nokta vardı. Onları arz etmem gerekiyor. Şimdi şöyle bir hususu belirtelim. Burada iki noktaya dikkatinizi istirham ediyorum. Müellifin verdiği örneklerin ne kadar uygun olduğunu konuşurken kesilmişti. Oraya geleceğim. Şimdi bir şey bizatihi doğru olur, meşhur da olur. Bu güzel bir şey. Bu geneldir. Meşhur olmasa da doğru zaten. Ama meşhur olur, doğru olur. Bu güzel bir şey.
Ama bir şey meşhur olduğu için doğru kabul edilirse bu işte ikinci ehas olan bu sorunludur. Neden? Çünkü bir şeyin efendim doğru kabul edilmesi ile yani doğru kabul edilip meşhur olmasıyla doğru olduğu halde meşhur olması arasında önemli bir fark var. İşte bunu konuşuyorduk ve buna örnek olarak müellif adaletin güzel, kehüsnül adli ve kubhül zulmi, zulmün çirkinliği, haramdan kaçınma vesaire örnek verdi. Şimdi bunların efendim uygun örnekler olmadığını çünkü bunların meşhur olmakla bir ilgisinin olmayıp ahlaki olduğunu, değersel olduklarını ve göreceli olduğunu söyledik bunların. Belki bunlar da verilecek en doğru örnekler. Genel kabul gören şeyler işte dünyanın düz olması örneğini verdiğim gibi. Genelde insanlık tarihinde şöhret bulmuş, meşhur olmuş pek çok konular var. Ama bunlar daha sonra efendim doğru olmadıkları ortaya çıkmış. Burada sonuç olarak dersimizin son efendim hususu olarak şöyle bir noktayı vurgulayarak bitiriyorum. Aslında ders bitmişti ama kısmet olmadı. Böyle bir tamamlama ek yapma ihtiyacı hissettim. Meşhurat dediğimiz şeyin meşhur olmasında bunun bilgi değeri sadece meşhurluğundan geliyorsa yani ikiye ayırdık. A dedik ki zati olarak doğrudur. Zati doğruluğu var ama meşhur da olmuş. Bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey. Ama efendim doğru değil. B sadece meşhur olmuş. Şimdi bu sadece meşhur olması onun bir bilgi değeri taşıdığı anlamına gelmez. Taşıyabilir, taşımayabilir. Demek ki B şıkkında sadece meşhur olması itibariyle gündemde olan bir şeyin doğruluğa ve yanlışlığa açık olması itibariyle bunların efendim dikkate alınması gerekiyor. Bu iki nokta son derece önemliydi. Galiba bir görüntü sorunumuz da var. Bu dersi böyle tamamlayalım inşallah. Önümüzdeki ders vehmiyat üzerinden devam edeceğiz. Gerekirse kısaca bir toparlama yapalım. Çünkü kayıtta bir sorun olacak gibi duruyor. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim.